Bu sezon bir araya gelen topluluğumuz. Müzikle farkındalığın farkına varmak için Gürsel Koçakoslu'muzun önderliğinde çalışmalarına başladı. Hepimiz için ilk deneyim olan bu çalışmamızı sizlere sergilemeye çalışırken müthiş bir heyecan içindeyiz. Bizler Gürsel Koçak hocamızla geleneksel eğitimimizi usta-çırak ilişkisi içerisinde devam ettiriyoruz. Bu açıdan evrensel bütünlük içerisinde kendimizi farklı bir yerde göstermek açısından değil de lezzet açısından doğallık hamuruyla yoğrulduğumuzu ifade ediyoruz. Gürsel ustam şöyle anlatır. Eski devirlerde karşı karşıya şekercilik yapan iki bilge usta varmış. Bunlar senenin belirli günlerinde birbirleriyle atışırlarmış. Yerlerinden kalkmadan birbirlerine daha güzel sözler söylemek için seslerini yükseltirlermiş. Halk da merakla onları dinlermiş. Bu atışma kızıştığında da doya doya şeker yerlermiş. Birbirlerine şeker atarlarmış. Halk o şekerleri toplarmış çünkü. Evet, işte her ustanın farklı bir aktarım türü olduğunu söyler hocamız. Ve de geçmişinde kendilerinden her konuda faydalandığı ustalarını her daim minnetle anar, her verdiği örnekle de bize onlardan aktarımlarda bulunarak vermenin sorumluluğunu taşıdığını söyler. İlk ustası büyük nazariyatçı İsmail Hakkı Özkan'dır. Ondan musiki ilminin detaylarını öğrenmiştir. Aynı devirlerde şekerlendiği diğer bir hocası da ustaların ustası Süheyla 64'tür. Sonra hemen Nezih Uzer gelir sırada. Bizim de ustamızdır Nezih Usta. Çünkü bu ritimleri ve dini musikiyi ustamız o güzel ustadan öğrenerek bize aktarmaktadır. Nezih Uzel Mektebi'nde kimlerle tanışır bakın. Bu lezzetleri aldığı ustaları Kani Karaca, Hafız Kemal Tezergil, İzzet Eskidemir, Necdet Tanlak. Sonra öyle büyük bir ustanın lezzetini alır ki Türk musikisinin en büyük ustalarından birisidir o. Bekir Sıtkı Sezgin. Devam edeceğim. Kabımızdan çıkarmadığımız için böyle bir. Öğrenci olarak girdiği konservatuvarda Türk müziğinin önemli icracıları olan Rıza Rit, Recep Birgit, Rahmi Senmez Ocak'tan lezzetine lezzet katmış, icra heyetinde yıllarca beraber olduğu Kemani Nurhan Hekimoğlu ve Serhanende Nurettin Çelik'ten bu kez fasıl müziğinin lezzetini katmıştır ustalığına ve 25 senenin birikimini icra heyeti şefliğiyle taşlandırmış ve de geçen yıl devlet memurluğu görevine noktayı koymuştur. Gürsel ustamız kendini bu musiki yolunun yolcusu olarak ifade etmektedir. Bizlere ben musiki yolunuzdaki sizi tökezletecek taşları temizliyorum, kolay ilerlemeniz için diyerek bize yola hizmet etmenin mutluluğunu koşulsuz sevgisiyle paylaşmaktadır. İşte bu yıl başlamış olduğumuz bu musiki yuvamızda musiki ilmini bizlerle paylaşmakta yapacağımız yeni çalışmalarla da daha iyi ve güzele doğru yol almanın hazzıyla ondan daha çok şeyler öğreneceğimize inancımız tamdır.